أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Şimdi bütün cemaat buraya dönmüş de ben de daha çok buraya bakarak hitap edeceğim. Şimdi bugün inşallah cemaatle namazı konuşacağız. İnşallah. Hocam canlı yapmamızda bir şey sakıncası var mı? Yok, sıkıntı yok. Tamam. Şimdi dediğim gibi bugün cemaatle namazı konuşacağız. Neden? Şimdi bizim Müslümanların zamanımızda bazı belli problemler var. Mesela ne? Harama helale dikkat etmeme. Bu var mı günümüzün Müslümanlarında maalesef? Şu an var. Yok. Şu an bu cami cemaatinde yok. Ama Glavnitsa'da bu cami cemaat dışında daha çok Müslüman var mı? Var. Onlar harama helale dikkat ediyor mu? Var. Yani burada pazar mı? Pazartesi mi? Kebapçılar geldiği zaman gidip de alıp da yiyorlar mı domuzlu? Demek ki harama helale dikkat edilmiyor. Bu halvet meselesi. Az önce konuştuk ya, hangi kadınla tokalaşabiliriz, hangisine tokalaşamayız. Buna dikkat eden var mesela. Yok, ona da dikkat eden yok. Bu birinci problemimiz. İkincisi birlik olamamamız. Yani biz o kadar birbirimizden ayrılmışık. Halbuki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın ipine sımsıkı sarılın diyor. Ve rükû edenlerle beraber rükû edin diyor. Yani cemaatle namaz kılın. Neden? Cemaatle namaz kıldığımız zaman birbirimizin arasında merhamet oluyor. Birbirimizin arasında yardımlaşma oluyor. Neden? Şimdi ben Ahmet Agay'ı, Mehmet abi, Osman dayı filan tanıdığım zaman, cemaatte gördüğüm zaman güvenim de var, saygım da var. Onun da aynı karşı hisleri bana var. O yüzden bugün cemaatle namazı konuşacağız. Çünkü ikinci en büyük problemimiz, biz cemaatle namazı bıraktık ve ayrılmaya başladık. Osmanlı'nın son dönemlerinde bunu Abdülhamit Han zamanında 4 mezhep müftülüğü yapmış Ali Haydar Efendi anlatıyor. Abdülhakim Arvasi Hazretleri aynı zamanda ona ders vermiş. Öyle bir zat. Ali Haydar Efendi buyurmuş ki, o şimdi 4 mezhep müftüsü ya. Düşünün, şimdi Bulgaristan'da bir mezhep müftüsü. O 4 mezhep müftüsü. Buyurmuş ki işte ne kadar kadılar vesaire müftüler varsa, işte 20 mi, işte 30 mu, 40 mı vesaire Türkiye'de. Bak, Osmanlı'nın son dönemlerini konuşuyoruz. Demiş ki onlardan sadece 6 tanesi namaz kılıyor. Böyle bir bozulma olmuş. Düşünün, son zamanlarını konuşuyoruz. Ve Osmanlı batmış. Bak, cemaatle namaz gidiyor, namaz gidiyor, Osmanlı batıyor. Demek ki Allah Teala bizden istediği şey bizim birlik olmamız, saflarımızı sıkı tutmamız, namazlarımızı kılmamız, cemaatle kılmamız hem de. Anca o zaman birlik olacağız ve tekrar kuvvetleneceğiz. Bu olmadıkça biz hala garip, guraba, zayıf olacağız. Şimdi İmam-ı Azam Hazretlerine göre, yani genel olarak Hanefi mezhebine göre namazı cemaatle kılmak sünnet-i müekked. Yani kuvvetli sünnet, terk edilmemesi gereken bir şey. İmam Malik Hazretlerine göre de öyle. Ama şimdi bazı Hanefi bir de Maliki ulemalar demiş ki, ayet-i kerime var, rükû edenlerle rükû edin. Bu ayete binaen salih cemaat varsa, imam salihse, 5 vaktini kılan, haramdan sakınan biri, cemaat da öyleyse, o camide cemaatle namaz, bak cuma için konuşmuyorum, hangi namaz olursa olsun, sabah olsun, öğle olsun, o namazı cemaatle kılmak vaciptir. Hanbeli mezhebine göre farzdır. Farz-ı kifaye, pardon, farz-ı ayındır. Yani herkes cemaatte bulunması lazım. Şafii mezhebine göre ise farz-ı kifaye, bir belli Müslümanlar o cemaatte bulunduysa, diğerleri bulunamadıysa sıkıntı yok demek. Ama her halükarda 4 mezhebe baktığımız zaman bizim cemaatle namaz kılmamız lazım olduğunu görüyoruz. Şimdi o yüzden bugün cemaatle namazın sevaplarını konuşacağız. Neden cemaatle namaz kılmamız lazım? Çünkü öyle bir rivayet buldum ki, o rivayet çok hoşuma gitti. Aslında tam bir hutbelik. Sadece hutbede bu rivayet oku yetecek aslında. İftitah tekbirinin fazileti aslında. Yani imam tekbir aldığı zaman imamla beraber tekbir alabilmenin fazileti. Bak, imama geç yetişmeyi de konuşmuyorum. Cemaate gelip imamla beraber tekbir alabilmenin sevabını dinleyin şimdi. Bir kimse iftitah tekbirini imamla beraber alsa, sonbahar günlerinde ağaçların yaprakları
Rüzgar estikçe ne şekilde dökülürse o kişinin günahları dökülür. Ve bir hadis-i şerif. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken sabah namazında iftitah tekbirine sahabeden biri yetişememiş. Geç gelmiş, geç katılmış namaza. Sonra o sahabe bildirmiş ki ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben köle azat ettim. Hani gittim parasını ödedim bir köleyi serbest bıraktım, özgürlüğüne kavuşturdum. İftitah tekbirini kaçırdığımın sevabını alabildim mi demiş. Şimdi bakın bir tarafta köle azat etme var. Köleyi serbest bırakma. Ve soruyor ben tekbire yetişemedim. Geç geldim namaza. Bunun sevabına kavuşabildim mi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh'a dönerek buyurmuş ki sen ne dersin iftitah tekbiri hakkında? Hazreti Ebu Bekir'e görüşünü sormuş. Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh buyurmuş ki ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 40 deveye malik olsam, 40 tane devem olsa, 40'ının da yükü cevahir olsa, 40 tanesini de mücevherlerle doldursam, cümlesini fakirlere tasadduk etsem, bütün o 40 devenin mücevherlerle dolu devenin hepsini fakirlere versem, yine imamla beraber alınan tekbirin sevabına yetişemem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer radıyallahu anh'a demiş. Ya Ömer sen ne dersin demiş. Hazreti Ömer radıyallahu anh buyurmuş ki ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke ve Medine arası dolu devem olsa Mekke ile Medine arası dolu devem olsa ve bunların yükleri cevahir olsa hepsini mücevherlerle doldursam yüklerini ve cümlesini fakirlere tasadduk etsem hepsini fakirlere harcamış olsam yine imanla beraber tekbirin sevabına yetişemem. Şimdi kriter artıyor değil mi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman'a dönmüş. Ya Osman sen ne dersin deyince buyurmuş ki ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece iki rekat namaz kılsam, gece kalkıp Rabbimin huzurunda iki rekat namaz kılsam, her birinde Kur'an-ı Kerim'i hatmetsem başından sona kadar yine imamla beraber alınan tekbirin sevabını yetişemem demiş. Düşünün gece kalkacağız iki rekatta. Şimdi biz burada bir teravih kılırken, bir yatsı kılırken imam kıraatı uzattığı zaman canımız sıkılıyor değil mi? Ha. Düşünün Kur'an-ı Kerim'i 6236 ayeti sadece bir rekatta okumak. Diğer rekatta tekrar başlar. Gene yetişemem sevabına demiş. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali radıyallahu anh'a sormuş. Ya Ali sen ne dersin? Buyurmuş ki Ali keramallahu veç. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Maghrib ile Meşrik yani Doğu ile Batı arasındaki bütün düşmanlarla kafirlerle hepsinle muharebeye girsem hepsinle savaşa gitsem Allah yolunda cümlesini yensem hani cümlesini savaşta yensem gene o sevaba malik olamam demiş. Düşün Doğu ile Batı arasında bütün kafirler Müslümanlara saldıracak. O tek başına hepsinde savaşacak, hepsini yenecek. O sevaba gene nail olamam demiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir de kendisi söylemiş sevabını aslında. Buyurmuş ki, ey benim ümmet ve eshabım. 7 kat yerler ve 7 kat gökler kağıt olsa. Şimdi bak dinleyin. 7 kat gökler, 7 kat yerler. Şimdi gök deyince bak şunu anlayalım. 7 kat gökten maksat ne? Şimdi böyle fezaya baktığımız zaman, uzaya baktığımız zaman yıldızlar var öyle ya. Ha. O yıldızların sonu yok diyoruz değil mi? Ha. O yıldızların sonu yok dediğimiz bütün yıldızlar birinci kat semada aslında. O sadece birinci sema düşünün. Ve buyurulmuş ki kitaplarda ikinci semanın yanında birinci sema çöl ortasında misket gibidir. Düşünün ikinci sema ne kadar büyük. Üçüncü sema aynı şekilde. Üçüncü sema ikinci semaya nazaran sanki ortada misket var etrafı çöl. Böyle böyle 7 kat sema. Hepsi diyor 7 kat gök, 7 kat yer kağıt olsa diyor. Ve bütün deryalar, bütün denizler, bütün nehirler mürekkep olsa ve bütün ağaçlar kalem olsa ve cümle melaike, bütün melekler katip olsalar, yazıcı olsalar bu sevapları kıyamete kadar yazsalar yine imamla alınan iftitah tekbirinin sevabını yazamazlar demiş. Bu sadece imamla beraber bir tekbir almak. Siz düşünün bir de bu namazı cemaatle kılınırsa ne olacak? O yüzden
Dedik ya İmam Şafii, Ahmed İbn Hanbel Hazretlerine göre ve bazı Maliki ve Hanefi alimlerine göre cemaatle namaz şart. Cuma namazı dışında da cemaat lazım olsun namaz için. Şimdi bir kimse cemaat ile iki rekat namaz kılsa, yalnız kıldığında kaç kat sevap alır cemaatle kıldığı zaman? 27 kat. Yani o kıldığı namazın 27 kat sevabını alacak. Cemaatle kıldığı zaman. Bir rivayette yalnız 1000 rekat namaz kılsa, yalnız başına 1000 rekat kılsa başka bir rivayette, yine cemaatle kılınan 2 rekatın sevabından daha ziyade olamaz. Yani 1000 rekat kıldın ya, o 1000 rekatı kılacağına cemaatle bir namaz kılman daha sevap. Kendi başına kılmandan. Buyurulmuş ki, cemaat ile namaz kılmanın sevabı çoktur. Bunlardan birkaçı beyan edilmiştir. Nedir onlar? Birincisi, bu üçü üzerine biraz düşünelim şimdi. Müminler bir araya geldiğinde birbirlerine muhabbet hasıl olur. Yani birbirlerine karşı sevgi başlarlar beslemeye. Şimdi gerçekten öyle değil mi? Cami cemaatinde bizim fark ediyoruz aslında. Yok nasıl fark edilmesin? Birbirimize karşı bir samimiyetimiz var. Birbirimize karşı bir muhabbetimiz var. Neden? Minel kalbi ilel kalbi sebile. Kalpten kalbe yol vardır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biz fark etmesek bile bizim kalbimiz birbirimize bağlanıyor cemaatle namaz kılırken. Ve birbirimize karşı kardeşlik beslemeye başlıyoruz. Müminler nedirler? Müminler nedirler? Kardeştirler. Şimdi diyebilirsiniz, nasıl kardeş olacağız? Benim anam bir değil, babam bir değil bununla mesela. Buradan maksat işte o muhabbet. Yani o kadar onu sever ki sanki onun kardeşi. Onun dışında iki, cahiller alimlerden namaz meselelerini öğrenirler. Yani namaza geldi biri, hepimiz alim doğduk mu aramızdan? Doğduk, hepimiz cahil doğduk. İlim öğrene öğrene gelişiyoruz biz. Ne diyor? Birileri geldiyse namaz kılmayı bilmeyen, din bilmiyor, bir şey bilmiyor. Adam ilk defa gelmiş. Öylesini elinden tutulur. O namaz kılmayı öğrenir mesela. Namazı yalnız başımıza evimizde öğrenebilir miyiz kılma? Şimdi bu zamanda öğrenebilirsin. Bu zamanda internet vesaire var. İnternet vesaire yok. Ama cemaatle görerek mi daha kolay olacak? Evinde birini görürsen namaz kıldığını daha kolay olacak. Yoksa kendi başına al kitabı, namazın farzı şu, sünneti bu, mekruhu bu. Cemaatla. Ha. Neden? Çünkü imamın nerede ne okuduğunu da duyacaksın. İmam hata edince ne yaptığını da göreceksin. Cemaat seni uyardığında da bileceksin. Yoksa evinde al, aç kitabı. Öğrenmeye başla bakalım. Sabah namazı 2 rekat, sünnet 2 rekat, farz 1. rekatta şu. Yani biz kitap okuduğumuz halde bile, ben kendimden misal vereceğim. 3 sene mi 4 sene mi ikindi namazıyla yatsı namazın ilk sünnetlerinde biraz farklı kılınış şekli var ya. İlk oturuşta tahiyyat salli barik, sonra kalkınca sumanike ile 3. rekatta. Bu ikindi namazın ilk sünneti de yatsının ilk sünneti. Teravih namazları 4 rekat kılınırsa onlar böyle. Ben bunu bilmiyordum. Düşünün 3-4 sene öyle namaz kıldım. Halbuki kitaptan okuyarak öğreniyoruz. İşte her zaman kitaptan okuyarak yetmiyor. Cemaatle namaz olduğu zaman daha çabuk öğreniyorsun. 3. Bazısının namazı kabul olur ve bazısının olmazsa kabul olanların hürmetine kabul olmayanların namazı da kabul olur. Bu en güzeli artık. Yani biz 4-4'lük namaz kılıyor muyuz? Hayır. Zaten ibadetlerinize güvenmeyin. Koskoca Abdülhakim Arvasi Hazretleri, Evliya Zat'tan biri, vefat ederken ne buyurmuş? Hiçbir amelime güvenmiyorum. Hiçbir amelime güvenmiyorum. Ne kıldığım namaza güveniyor, ne tuttuğum orucu. Neden? Ben tutmuş olabilirim, Allah kabul etmemiş olabilir. Ben kılmış olabilirim, şartlarına dikkat etmemişimdir, Allah kabul etmemiştir mesela. Ve koskoca Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyurmuş ki, hiçbir amelime güvenmiyorum, yalnız Allah'ın sevdiklerini sevdim ve sevmediklerini sevmedim deyip öyle de bahsetmiş. Ne diyor şimdi kitapta? Diyelim ki namaz kıldık cemaatle. Biz yalnız kılsak o namazı kabul olmayacak. O kadar kusurlu kılıyoruz mesela. Ama cemaatle kıldık diye o cemaat arasında namazı kabul olmuşların hürmetine namaz kabul edilir. Bu bir nimet aslında. Biz zaten imamla kılırken uydum imama dediğimiz zaman bizden mesuliyet gidiyor mu? Gidiyor. Yani adam orada ettahiyyatü'yü okumasa,
Sehiv secdesi verecek mi namazda? Vermeyecek. Neden? Çünkü imama uymuş. Ha, o yüzden cemaatle kılmak çok mühim. Cemaat kaçırmamamız gereken bir şey. Evde bile olsa cemaat yapınız. Bir kişiyle de olsa, iki kişiyle de olsa, üç kişiyle de olsa cemaat yapmaya bakın. Namazın doğru kılınması lazım çünkü. Namaz görerek öğrenilen bir ibadet. Bir gün bunu anlatmak ne kadar doğru bilmem de çobanın biri bir imam görmüş. İmam efendi demiş. Bana demiş namazı öğret demiş. İmam da hiç üstlenememiş şimdi. Hani bununla mı uğraşacağım? Bak şimdi namazı nasıl öğreteyim 5 dakikada. Demiş ki aktaş, göktaş, yataşa, kurtlubaş ne demiş? Ya demiş, kalk demiş, bu senin namaz demiş. Gel zaman git zaman bu çoban hep böyle. Şimdi bakıyor öğlen ezanı duymuş. Aktaş, göktaş, yataşa, kurtlubaş, Allahu Ekber yatıp kalkıyor. İkinci ezanı duydu. Aktaş, göktaş, yataşa, kurtlubaş, Allahu Ekber yatıp kalkıyor. Vefat etmişler. Vefat etmişler ama o çoban cennete girmiş. Teşekkür edecek imama. Sonra meleklere ya demiş beni bir imam namaz kılma öğretti. O namazımın hürmetine cennete girdim. O imamı bulup teşekkür etmeye istiyorum demiş. Ne imamın adı bu? Hangi köyden? Yani şuradan. Çoban doğru yürekli. Bak çoban doğru yürekli. Yani. Şu ismi hangi köyden, şu köyden vesaire. Melekler demişler ki burada öyle biri yok. Cennette yok öyle biri. Ya demiş nasıl olur oğlum? Yani o beni namazı öğretti. Hani ben sevap almışım. O ne için sevap almamış? Hani ne için cennettedir bu adam filan? Emin misiniz? Melekler demişler ki yok öyle bir adam burada. Hani istersen bir cehenneme bak. Ya bir de bir cehenneme bakayım demiş çoban. Bir baksa imam orada ateş içinde. Hoca efendi bu hal ne? Konuşturma beni demiş altımda müftü var demiş. Şimdi daha aşağıda müftü var. Müftünün başındayım. Şimdi burada hikmet ne aslında? Biz cemaatle toplandığımız zaman biz birbirimizden namaz öğreniyoruz değil mi? Biz sevapları alıyoruz. Yanlış öğretmediğimiz müddetçe onun altını çizelim. O çoban samimiyetinden dolayı kazanmış. Yani cemaatle namaz kılırken, bak kitapta zaten onu diyor ya, bir kişi hatalı kılsa o cemaatle kıldı diye onun günahları affedilir ve o hatası görülmezden gelip o kabul olanların hürmetine onda namazı kabul olur. Al sana namazı garanti alma işi ya. Ama senin cemaatten de illa birinin namazının kabul olacak derecede olması lazım. Şimdi gelmiş hepsi aktaş, göktaş, yataşa, kurtlubaş diye secdeye giderse olacak mı bu iş? O bilmeyiz. Bak çoban girmiş ha. Ona yanlış öğretmişler çünkü doğru. Şimdi cemaat ile kılınan namazın fazileti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bunu Ubey bin Ka'b radıyallahu anh naklediyor. Bir gün bize sabah namazını kıldırdı. Ve filan kimse namaza geldi mi demiş. Gelmedi demişler. Felanca kişi geldi mi? O da gelmedi demişler. Şimdi bak burada bir parantez açalım. Eskiden namaza gelmeyen biri olduğu zaman, cemaate gelmeyen biri olduğu zaman cümbür cemaat onun evine gidiyormuş. Hasta mı değil mi diye bakma. Hasta olmayıp da namaza gelmediyse onun şahitliğini kabul etmiyorlarmış. Gidiyorlarmış gerçekten hasta mı diye bakma. Eğer hasta olmadığı halde namaza gelmediyse kadın madın vermiyorlarmış. Şimdi cemaate gelene kadın yok. Şimdi evlendirmiyor. Sen diyor namazlısın, hocasın, şeysin diyor. Tam tersi oluyor. Tam tersi oluyor. O zaman gene namaza gelmeyene ver. Adamın bakıyorlarmış, diz kapakları yürüşmüş mü? Burada beyazlamış mı secde? Ben rükküden vesaire. Neyse. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle sormuş işte. Felanca burada mı yok? Felanca burada mı yok? Buyurmuş ki İşte bu iki namaz, yani burada kastedilenler sabah namazı ile yatsı namazı. Bu iki namaz münafıklara en ağır gelen namazlardandır. Sabah namazın cemaatle kılmak ve yatsı namazın cemaatle kılmak. Münafıklara yani iki yüzlü, yani kendini Müslüman gösterip de Müslüman olmayanlara en ağır gelen iki namazdır buyurmuş. Eğer bu iki namazdaki sevap bilinmiş olsaydınız, eğer bu sevapları bilseydiniz, dizüstü emekleyerek de olsa buralara gelirdiniz.
mescide gelirdiniz. Emekliye emekliye eğer sevabını bilseydiniz. Yani hasta hasta demeyip de emekliye emekliye sürüne sürüne gelirdiniz. Bence birinci saf meleklerin safı gibidir buyurmuş Peygamberimiz. Yani imamda arkasında oluşan birinci saf meleklerin safı gibi. O yüzden biz ilk safa geçme acele etmemiz lazım diyeceğim de zaten burada bir safı doldurmayan cemaat oluyor Bulgaristan'da. Yani 3-4 saflık bir şey olsa o zaman diyeceğim ki acele edin. İmam Gazali geçen hafta İhya Ulumuddin'den okuduk ya, oradan gene bir nakil yapayım. Buyurmuş ki İslam'da ilk çıkan, zuhur eden bidat. Bidat ne demek? Dine sonradan eklenen bir şey. Peygamberin razı olmadığı, peygamberin yapmayıp da dinden gibi gösterilen bir şey. Ne o demiş? Hani dine en ilk çıkan bidat, cuma namazına, bak bu cuma için tabii, geç gelinmesi. Bak Allah Teala'nın ve Resulü'nün en sevmediği şey bidat. İlk çıkan bidat ise ümmette cuma namazına geç gidilmesi. Sahabe efendilerimiz o cuma namazının cemaatinin sevabından dolayı o ilk safı kapabilsinler, o bereketten kaçmasınlar diye ta imsak vaktinden önce gece kandille böyle uğur böcekleri, ışık saçan böcekler var ya, uğur böceği de neydi onların isimleri. O ışık saçan böcekler gece karanlıkta nasıl? Sertulka. Onlar nasıl böyle gece gidirse onların da lambaları görünüyormuş mescide giderken. O kadar gece gidiyorlarmış. Sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra sevabı kimse kaçırmasın diye cumaya kadar bir yere ayrılmıyorlarmış. Ama işte onlar sahabe efendilerimizmiş. Onlar bunları çok düşünüyormuş. Biz de bunları düşünüyoruz. Ben şimdi demedim, demeyin hoca bize dedi gecenin 3.30'da basalım cuma günü camiyi. Ben diyorum ki erken gelme acele edin. Cemaate katılma acele edin. Cemaatta bereket var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifin devamında diyor ki birinci saftaki fazileti bilseydiniz, bunu diyorum ama biz hepimiz anca bir saf oluyoruz, ama birinci saftaki fazileti bilseydiniz diyor, ona yarışarak giderdiniz. Dur ben kapayım birinci, ben kapayım. Hele hele en sevap neresi aslında? Şimdi en sevap birinci saf değil mi? Ondan da daha sevap neresi? Hocanın arkasında olan. Yani tam imamın, rahmet indiği zaman ilk önce imamın üstüne iniyor. İmam sağlamsa ha, imamın abdesti tutmaz, bir şey tutmaz, imam bozuktur, şimdi kafasından konuşur bazı meseleleri, onu konuşmuyoruz. Biz adam gibi imamı konuşuyoruz. Rahmet o imamın üstüne iner. Sonra o rahmet arkaki safta onun arkasında olanlara yayılır. Ondan sonra ilk saf, ikinci saf, üçüncü saf vesaire. Şimdi bunu duydunuz diye illa imamın arkasına herkes geçme. Birbirini yolmasın. Şimdi bu şey meselesi. Bu şey meselesi gibi olmasın. Bir gün talebenin biri medrese mektep bitirmiş. Bir yere imamlığa gidecek. Hocası demiş ki gel demiş, ben sana ilmi siyaset öğretim. Siyaset öğretim demiş. Bana demiş siyaset ne lazım? İlmi siyaset ne lazım demiş. Ben namazı öğrendim, abdesti öğrendim, bunları öğrendim. Fıkıh, tefsir, bu kıymetli ilimleri öğrenmişim. İmamlık yapacağım demiş. İyi demiş ama ben geleceğim demiş. Sen benden ilmi siyaset öğreneceksin demiş. Neyse bu genç imam gitmiş bir köye. O köyün yaşlı bir hocası var, imamı var. Yerini vermiyor. Gence vermiyor yerini. Burası benim diyor. Neyse hallem etmiş yok. Bu yaşlı imam bütün ahaliyi toplamış. Ahal demiş şimdi biz buraya demiş duvara at yazacağız. Beygir yani at. Hangimiz en doğru yazırsa, hangimiz en güzel yazırsa o imamınız olsun. Tamam mı? Ahal de tamam demiş. Bu imam mektep okumuş ha, gösterecek marifetini. Bir güzel bir elif yazmış, bir de T yazmış. Ne oldu? At. Arapça harflerle, yani Osmanlıca İslami harflerle at yazmış. O yaşlı imam ne yapmış biliyor musunuz? Beygir resmi çizmiş. At resmi çizmiş. Sormuş ahaliye hangisi at? Bütün ahali resmi göstermiş. O zaman çocuk anlamış ki ilmi siyaset lazım okusun. Dönmüş medreseye yeniden. 2-3 sene okumuş. Medreseden çıkınca aynı köye dönmüş gene. Kahvehaneye girmiş. Ah yapmış şimdi böyle. Halk böyle bir dönmüş bakmış ki bu ahlayan ahlayan. Ah yapmış şimdi yeniden. Buyur efendi demişler. Ne bu ahladın ohladın?
Yahu demişler ben kıymetinizi bilememişim. Neden demişler? Yahu demişler burada hatırlarsınız biz burada bir münazara ettik sizin imamla. Sonra medreseye döndüm. Medresede duyunca sizin imamın adını bizim hocalar öve öve bitiremediler. Ve dediler ki onun sakalından bir kıl koparan cennete girecek. Vay bütün halk başlamış yürüyüşmeye imamın sakalını makalını koparma cennete girsin dediler. Ve o yaşlı imam o zaman demiş ki tamam o zaman gence verebilirim yerimi. Şimdi burada ilk safır çok sevabı vaat edip de saç sakal yoluma da lüzum yok. Şimdi imamın arkasına aslen en doğru olan kimin geçmesi? Müezzinlik yapan veya imamı değiştirebilecek biri. İmamın burnu kanar bir şey olur. Onun namazını değiştirebilecek biri olması lazımdır. Devam ediyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o hadis-i şerifin devamında diyor ki bir şahsın namazı diğer bir şahısla kılması yalnız kılmasından iki kişiyle kılması ise bir kişiyle kılmasından daha faziletlidir. Yani bir namazı bir kişi de olsa cemaat yapabiliriz aslında. Cuma namazı bir de bayram namazı müstesna. Onlar için imam dışında imam-ı azama göre üç kişi şart. Normal namazda bir kişi olsa yanınızda cemaat olur. Mesela iki kişiyken cemaat olur. Ama diyor ki peygamberimiz üç kişi olması ikiden eftal. Yani bu mantıkla düşünün. İki kişi olsa yanı başlamalıyız. Onu yok sorun. Ha, güzel soru. Dedi ki iki kişi olduğu zaman yanımıza mı diziliyorlar arkaya mı? Kitaplarda buyurulmuş ki bir kişi olduğu zaman sağ katta bulacak kendini. Yani orada namaza duracak. İmamın topuğundan biraz geride topu. Ama ve lakin ikinci kişi geldi diyelim. O iki kişi geliyor, kılıyor ya namazı. O bir kişi yandakisinin omuzuna dokunacak. O kişi de geri gidecek arkada iki kişi olacaklar. Ama şimdi adam size şöyle yapırsa dokunma bana. O zaman onun yanına geçeceksiniz. Bunu bilmeyenler var çünkü. Benim başıma geldi. Namaz kılınıyor. Ön saf dolmuş. Ben arkada yalnız durmam mekruh. Bir kişinin omuzuna dokunup hani o kişi kenara çekilip yani arkaya çekilip arkada iki kişi bir saf yapıyor. Ben de sağ kata gittim. Amcanın omuzuna dokundum. Amca şöyle yaptı bir kere. Bir kere daha dokundum. Şöyle yaptı bir kere. Dedim ki tamam bu gelmeyecek geri. Diğer kata gittim. Orada da bir dokundum. Tövbe baktı bir bana. Gene döndü namaza. Dedim ki yok hayır ben arkada durayım da mekruh da olsa öyle kılacağız namazı. Yok canım çünkü bilmiyor cemaat biliyor bunu. Bunu bilmeniz iyi oldu. Tekrar söylüyorum. Bir kişi olduğu zaman imamın sağ katına durur. Topu biraz imamın topundan geri durur. İkinci kişi geldiği zaman onun sağ omuzuna dokunur. Arkaya çekilir. İki kişi imam arkasında kalır. İki kişi geldiyse zaten direkt imam arkasına durur. Abicen diyelim ki şimdi imam yok. İki arkadaşsın. Tamam. İki kişiyiz. Tamam. Nasıl kılıyız o zaman? Bir kişi işte imamlar niye ama kıldırabilecek biriyse. Yani hepsinde yani şimdi tamam. Hani bir kişi üstlenecek imamlık şey. Onun toplumuna biraz girmez. Yani tamam. Şimdi hepten de adam Fatiha'yı bilmez. Böyle bir şey var. Baş müftü Mustafa Hacı bir kere anlatıyor. Diyor Allah korusun diyor bir köbe gittim o namaza tövbe ettim diyor. Allah razı olsun Erman Hocam. Neden? Ya imam öyle bir Fatiha okudu. Ket küt bat küt bir sesler duydum diyor. O namaza tövbe ettim diyor. Şimdi hepten de namazı mesela düzgün okuyamayacak biriyse Fatiha'yı bilmez, şeyi bilmez, ikiniz de bilmezsiniz o başkadır. Öyle. Ama biriniz Fatiha'yı okuyabilir. Fatiha'dan sonra bir zammı söyleyebilir mesela o gece. Kul huvallah olur, inna tayin olur. Ha o zaman cemaat yapmanız, yalnız kılmanızdan daha eftal. Öyle kıldığınız zaman 27 kat sevap almış olacaksınız. İnşallah. Cemaat ne kadar çok olursa Allah-u Teala'ya o nispette sevimlidir. Yani Allah-u Teala o kadar sevap. Başka bir hadis-i şerifte kim yatsı namazını cemaatle kılarsa gecenin yarısını ibadetle geçirmiş gibi olur. Ve kim de yatsı ve sabah namazını cemaatle kılarsa geceyi tamamen namazla geçirmiş gibi olur. Yani yatsıyı cemaatle kıldık. Yarın sabah buraya geldiniz sabah namazını cemaatle kıldınız. Sanki bütün gece namaz kılmış. O kadar sevap alıyorsun. O kadar sevap alıyorsun. Ha. Siz sadece vakit için beni söyleyin. Ben böyle gazlı gazlı gidiyorum şimdi böyle durmadan. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş. Kim evinden abdest alarak farz bir namaz için çıkar giderse
Onun sevabı ihramlı olarak hac yapanın sevabı gibidir. Yani bir kişi evinde abdest almış. Farz namaz için cemaate gidiyor. Sabah namazı olur, öğle namazı olur, fark etmez. Sanki ihramını girmiş, hac yapar gibi sevabı olur. O kadar sevap alır. O kadar sevap alır. Bir kimse kuşluk namazı için evinden çıkarsa, kuşluk namazını duydunuz mu hiç? Ben duymadım. Ha, hoca yeni namaz mı çıkardın demeyin, o zaman söyleyelim. Şimdi 5 vakit farz dışında Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem kıldığı başka namazlar da vardı. Gece ve ümmetine sünnet kalan namazlardı. Peygamberimize bunlar farzdı mesela, vacipti. Teheccüd namazı peygambere farzdı bu arada. Peygamber'e sadece 5 vakit namaz farz değildi. Bize 5 vakit farz. Ama bize teheccüd namazı gece vakti mesela kalkmak sünnet oldu. Müstehap oldu. Kuşluk namazı gene sabah namazı vakti çıktıktan sonra güneş bir mızrak boyu yükselince o kerahet mekruh vakit var ya, namaz kılınmayan bir vakit. O bittiği zaman öğle namazının mekruh vakti gelene kadar en az 2 rekat kılınması bu ümmete sünnet bırakılmış. Demek ki ikisinin arasında. Ha, o ikisinin arasında. Sabahla öğle namazın arasında. Sabahla öğle arasında. Ama o mekruh vakitleri dışında aldığı için derim. Kuşluk namazı. Duha namazı da geçiyor bazı kitaplarda. Bunlar var. Yavaş. Olur. Şimdi şunu da altını çizelim. Yani şeytan bazen insanı daha az sevap alması için başka şeyle ne yapabilir? Oyalayabilir. Şimdi adamın mesela ömründe adam namaz kılmamış, namaza yeni başlamış. Bir sürü kaza namazı var mesela kılma. Şimdi bir sürü kaza namazı varken, borç varken gidip de nafile ile uğraşması doğru olur mu? Olmaz. O nafile vaktinde kaza kılması daha evladır. Onun altını çizmiş olalım. Yani bak, bu namazlar gece vakti teheccüde kalkmak sünnet. Kuvvetli sünnet. Kuşluk namazı kılmak sünnet. Akşam namazından sonra 6 rekat evvabin namazı kılmak sünnet. Bunlar hep namazlar. Hatta öğle namazının son 2 rekatını 4 rekat kılmak sünnet. Öyle de var, hadis-i şerif var. Yatsı namazının son 2 rekatını 4'e tamamlamak da sünnet. Bunlar hep sünnet namazlar. Hadis-i şeriflerde varit olmuş namazlar. Ama bir kişinin kazası varsa ilk önce kazayı bitirmeli. Çünkü İmam-ı Şafii Hazretlerine göre bir kişi, bak bu ağır bir laf aslında, biz düşünmemiz lazım. İmam-ı Şafii'ye göre rahmetullahi aleyh, bir kişinin kaza namazı varken, asıl borcu varken nafileyle uğraşması haramdır. Bak, kaza borcu var, nafileyle uğraşması haram. Bir gün Nasreddin Hoca'nın yanına biri gelmiş, zeytin alacak. De şöyle böyle hoca, yanımda para yok, ben sonra ödesem olur mu? Deftere yazalım. Hoca demiş ki, de hele bakalım, senin demiş kaza namazların filan var mı? Namazların, oruçların nasıl? Vaktinde kılamıyorum. Kılamadığım bazısını kaza ediyorum, bazısını edemiyorum demiş. Ben sana borç morç vermem demiş. Niye demiş? Sen demiş, Allah'a karşı borcunu ödememişim. Bana ne zaman ödeyeceksin demiş. Ha, aynı mesele bu. O yüzden bu namazlarda kaza namazlarımızı ilk önce bitirelim lütfen. Gerçekten bunlar önemli. Ama Peygamberimiz diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, kuşluk namazı için, yani bir nafile namaz için, farz olmayan bir namaz, nafile namaz için evinden çıksa bu çıkışında yorulmasının sebebi yalnız kuşluk namazı olursa onun sevabı ömre yapmanın sevabı gibidir. Yani umreye niyet etmiş gibi sevap alır. Farz namaz için çıkırsak hac sevabı gibi. Sanki ihrama girmiş, hacca gidiyoruz. Nafile namaz için gelirsek ümre sevabı alıyoruz. Şimdi burada da bir parantez açalım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki evlerinizi kabristana çevirmeyin, kabristanlığa çevirmeyin. Ne demek bu hadis-i şerif? Yani evlerinizde de namaz kılın. Çünkü insan öldüğü zaman namaz kılıyor mu? Hayır, kılmıyor. Evlerinizi öyle ölü mezarına çevirmeyin yani. Namaz kılın, evinizde de namaz kılın. Yani hatta enteresan bir şey, bir bilgi paylaşalım. Şimdi biz mesela gelince 4 rekat sünnet kılıyoruz. Mesela öğle namazında, sonra farzı 4 rekat kılıyoruz. 2 rekat sünnet de burada kılıyoruz değil mi? Aslında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yapıyormuş biliyor musunuz? Tabii onun evi yakınmış. 4 rekat sünneti evinde kılıyormuş. Geliyor cemaatle farzı kılıyor. Evine tekrar gidiyormuş sünneti kılmaya. 2 rekat sünnet. Ha. Ve aralarında tabii hiç konuşmuyormuş. Şimdi sonraki ulemalar
Bunun mümkün olmayacağından dolayı şimdi biz geldiğimiz noktalar uzak artık eskisi gibidir. Peygamberimizin evi Mescid-i Nebevi'nin yanındaydı. Bundan dolayı adet ne olarak kalmış? Sünnetlerin de camide kalınması. Ve bunun da sebebi arada konuşulmaması için. Çünkü biz boş durduğumuz an lakırtı başlıyor konuşulma. Halbuki sünnetle farz arasında konuşulduğu zaman bütün sevap gider. Bu olmaması için ulema demiş ki, Hanefi ulemaları, sünneti gelince burada cemaatle kılın, farzı kılın, son sünneti kılın, tesbihi çıkın öyle gidin. Hani bu ayrım, eve gideceğim, şunu yapacağım, kimse kimseyi aldatmasın. Ben evimde bunu bir kere denedim. Dedim, sünneti şimdi burada kılacağım, farza gideceğim, son sünneti evde kılacağım. O son sünneti evde kılınmadı söyleyeyim size. Eve gittim başka şeylerle uğraştım. Veya tesbihi dedim yolda giderken çekerim veya sabah namazını kılınca şimdi farzı. Ha diyorsun ya hem de tesbihimi yattığım yerden çekeyim. O tesbih çekilmiyor. Yani hepsi, ha, hemen bir gaflet geliyor adama. O an. Gemi sıcak. Aynen. Onun dışında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki aralarında, şimdi bakın hadis-i şerife, aralarında boş söz konuşulmadan bir namazın arkasından başka bir namaz kılanlar illiyine yazılırlar. O cennettekilere yazılırlar. Bak iki namazı arasında boş söz konuşmadan kılırsa cemaatle cennetlikler arasında yazılır. Şimdi bitireceğim inşallah, yok sıkıntı. Son hadis-i şerifleri okuyorum. Bu hadis-i şerifi söyledim size, tekrar söyleyelim. Ettekrar ahsen velev kâne 180. Yarısı Arapça, yarısı Türkçe. Tekrarlamak güzeldir 180 kere de olsa. Kişinin cemaatle kıldığı bir namaz, derece bakımından evinde ve dükkanında yalnız kıldığı 25 vakitten daha üstündür. Yani 25 namazdan daha üstündür. Bir de korkutan bir hadis-i şerif okuyup da öyle bitireceğiz. Cemaati terk etmenin vebali. Bu korkutan hadis-i şerifleri de okuyup bitiriyoruz inşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş. Köyde veya çölde oturanlardan 3 kişi aralarında cemaatle namaz kılmazsa, yani orada bulunanlar cemaatle namaz kılmazsa, Allah razı olsun. Çok şekersiz. Cemaatle namaz kılmazsa imkan varken ancak şeytan onlara üstün gelmiştir. Yani şeytan onları oyalamıştır. Dedin ya az önce arkadaşlar, mesela ne yapacağız? Cemaatle kılın. Altını çizelim, o arkadaşlardan biri kıldırabilecek derecedeyse. Evet. Cemaate devam et. Kurt ancak sürüden ayrı kalmış koyunu yer. Bak bu aslında hadis-i şerif. Sürüden ayrılanı kurt kapar diyoruz ya. Aslında hadis-i şerif. Ben de bunu bugün fark ettim. Ebu Davud'da geçen hadis-i şerif bu. Onun dışında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, okuyalım burasını. Şu 5 vakit namazı nerede ezan okunursa orada cemaatle kılmaya devam et. Bu namazları cemaatle kılmak sünnet-i hüdadandır. Pardon, bu hadis-i şeriftir aslında, Abdullah İbni Mesud'un sözü. Şüphesiz Allah Teala peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem sünnet-i hüdayı şeriat kıldı. Allah'a yemin olsun ki bizden biri münafıklığı açık olanlardan başkasının cemaatten geri kaldığını görmedik. Yani münafıklar dışında cemaatten geri kalanı görmedik diyor. Eskiler öyleydi. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh gene sabah namazını kılmadan önce şöyle bir göz atmış. Dedin ya, o zaman bir göz atıyorlarmış, kim burada kim yok. Buyurmuş ki felanca bir arkadaş vardı. O arkadaş nerede demiş. Hani hep sabah namazına geliyordu filan. O demişler gece namaza kalkıyor, teheccüd namazına kalkıyor. Belki uyuyakalmıştır. Ne buyurmuş biliyor musun? Bak gece teheccüde kalkıyor. Uykusunu bölüyor ya. Hazreti Ömer radıyallahu anh buyurmuş, ah demiş, keşke bütün gece uyusaydı da cemaatle sabah namazını kılabilseydi demiş. Yani o derece cemaatin sevabı büyük. Allah Teala bizi cemaattan ayırmasın. İnşallah. Amin. Amin. Allah Teala her namazımızı cemaatle kılmayı nasip eylesin. Amin inşallah. Allah Teala bu caminin ve Bulgaristan'daki diğer camilerin cemaatini öyle yapsın ki burada ilk saf için yarışalım. İnşallah. Allah arkası için yarışalım inşallah. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma'as-salam.